Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, Hikmetin 40 Kapısı isimli eserimizin 29. hadisi şerifiyle birlikteyiz. Bu hadis-i şerifimiz İmam Ebu Davud Hazretlerinin sünenlerinde yer alan Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz'den nakledilen bir hadis-i şerifimiz. Hadis-i şerifimizin metni şöyle: An Ebi Hureyre radıyallahu anh an Resulillahi sallallahu teala aleyhi ve selleme kal. El mu'minu mir'atul mu'mini. Mü'min, mü'minin aynasıdır buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, insan hayat serüveni içerisinde değerli kardeşlerim bazen hüzünleniyor, bazen sevinçlere gark oluyor, bazen ekonomik anlamda genişlediği zamanlar oluyor, bazen ekonomik sıkıntılar oluyor, hastalıklar geliyor, imtihanlar var, rahatlık, genişlik dönemleri var. Bütün bu dönemlerle beraber insan hayatta her şeyi fark edemeyebiliyor. Hata yapmaya müsaitiz. İnsan kelimesi bile aslında başlı başına bizim acizliğimize işaret eden bir kavram. Bir rivayete göre insan unutan demek, hata yapan demek. Hazreti Adem babamız cennette yaratıldı. Hani tabiri caizse dünyayı isteyecek herhangi bir durumu da yoktu. Yani cennet nimetleri dünya nimetine benzemez. Orada bir su içtiğiniz zaman artık ikinci bir defa susamazsınız. Efendim bir şey yediniz, içtiniz, o sizin vücudunuza zahmet vermez. Böyle sayılamayacak efendim güzellikte, çeşitte cennet nimetleri var ama beşeriz işte, şaşıyoruz. İlahi kader, şeytan Adem babamızı da Havva annemizi de ne yaptı? Aldattı. Bizi de milyarlarca yıldır peşimizde şeytan. Bazen böyle dost meclisinde konuşurken kardeşlerimize diyorum, dostlar biz herhalde şeytan aleyhillâneyi biraz hafife alıyoruz. Ya eûzu billâhi mineşşeytânirracîm deriz, şeytan bizden uzaklaşır. Doğru. Kur'an-ı Kerim okumaya başlarken bile eûzu billâhi mineşşeytânirracîm de emri var Kur'an-ı Kerim'de. Bunu yaptık mı şeytan gider. Ama şeytan geri gelmiyor mu? Bizim gaflet anımızı takip etmiyor mu? Şimdi şeytan artık milyarlarca yıldır insanın nerede zaafları var, nerede ayağına çelme takılır, nerede en kolay şekilde yoldan çıkartılır, bunları çok iyi tecrübe etmiş. Şimdi biz diyelim en uzun yaşayan büyüğümüz 100 yaşına kadar yaşadı. Hadi doğduğundan beridir şeytanı tanısa 100 senedir tanıyabilir şeytanı. Ama şeytan insanı milyarlarca yıldır tanıyor kardeşlerim. Nefsimiz var bir de, hadis-i şerife bakıyoruz. Efendimiz Aleyhisselam bizi uyarıyorlar. 70 tane azılı şeytan gücünde şu nefis. Hani iki göğüs kafesinin arasında 70 tane azılı şeytan gücünde bir muhalefet yapan bize bir parça var. Biziz o yani. İstek ve arzularımız, bedenimiz. O bizden durmadan Cenab-ı Hakk'a onun emirlerine muhalefet etmemizi istiyor bizden. Yalnız besmele çektik, şeytan gitti. Nefsi İçimizden çıkarma şansımız var mı? Ya onu tabiri caizse adam edeceğiz yahut da onun talimatlarına uymaya devam edeceğiz. Şimdi ikinci bir tuzak, ikinci bir bugün Gazze'de, Doğu Türkistan'da, Myanmar'da, daha dünyanın dört bir tarafında Müslüman kardeşlerimiz göz göre göre soykırıma tabi tutuluyorlar. Yani bu bir savaş filan değil, bu bir soykırım. Savaş nasıl olur? Sizin de topunuz, tüfeğiniz vardır, onun da topu tüfeği vardır, kılıcınız vardır, göğüs göğüse mücadele vardır, füze vardır, bir şey vardır. Sen ona atarsın, o sana atar. Yani birisi ölür, birisi kazanır. Savaş böyle bir şeydir yani. Ama şimdi sürekli efendim Müslüman kanı dökülüyor. Şimdi bas bas bağırıyorlar, işte efendim hayvan hakları var. Peki Gazze'deki böyle günahsız yere öldürülen hayvanların hakkı yok mu? Efendim insan hakları var. Gazze'de öldürülenler, affedersiniz, hayvan mı, insan değil mi bunlar? Efendim kadın hakları var. Orada öldürülen
bacılarımız, annelerimiz katlediliyor, şehit ediliyorlar. Peki biz ne yapıyoruz? Diyoruz ki ya bugün akşam yemekte ne yedik? Sabah kahvaltıda ne yiyeceğiz? İşte İsrail'in bilmem ne mallarına biz boykot yapıyoruz ya, indirim gelmiş, hadi bakalım filanca markette indirim var. Hocam ben ne yapayım diyor. Falanca adam boykot yapmıyor, ben de yapmıyorum. Ya filanca yapmazsa yapmasın, beni ne ilgilendirir onun yapıp yapmaması? Diyorum şu güzel bir örnek hani. İbrahim Aleyhisselam ateşe atılırken bir karınca bir damla suyu almış değil mi? Hızlı hızlı gidiyormuş. Demişler nereye gidiyorsun? Allah Resulü'nü ateşe attılar. O ateşin suyunu söndürmeye gidiyorum. Demişler ya bu devasa ateş, sen bir damla gözyaşı kadar bir su yani. Bu ona yeter mi? Demiş ben de biliyorum. O devasa ateşi bu su söndürmez ama en azından tarafın belli olsun diyor. Ya bir tarafımızın belli olması lazım kardeşlerim. Ve en yakınlarımızı kendi elimizle toprağa koyuyoruz. Mezardayız, biraz ölüm bize tesir ediyor. Mezarlıktan çıkar çıkmaz hemen dünyaya dalıp tekrar aynı halimize dönüyoruz. Bir gün bizi de o toprağın içerisine bırakacaklar. Onlar da dünyaya dalıp gidecekler. Şimdi bir engelimiz daha var, bir de şeytanlaşmış insanlar var. Şimdi normalde mümin müminin dostudur. İşte bu ayet-i kerimede mümin müminin aynasıdır. Biz birbirimize karşı dürüst, adil, efendim iyiliği emreden, kötülükten alıkoyan, birbirimizin hayrını isteyen, birbirine destek olan, doğru söyleyen, ihanet etmeyen, yani bütün münasebetlerimiz Kur'an ve sünnete uygun bir şekilde belirginleşmesi, şekillenmesi gerekmez mi? Şimdi ben bir yanlış yaptığım zaman, ya hocam, tamam hocamsın, Allah razı olsun ama bak şu konuda hocam bir eksik var, bir yanlış var. Bu eksiği hatayı Allah için yani düzeltelim hocam. Şimdi bunu bana bir kardeşimiz rahatlıkla söylemeli. Ben de o kardeşimizin uyarısını gönül hoşnutluğuyla kabul etmek zorundayım. Şimdi bazen oluyor ki camiye geliyoruz, kardeşlerim safları sık ve düzgün tutalım demeye bazen korkuyoruz bak kardeşlerim. Bunu itiraf edelim yani. Çünkü şöyle itirazlar geliyor. Hoca efendi sen işine bak diyor. Safa gelmek diyor farz mı vacip mi yani? Gelirsem gelirim, gelmezsem gelmem diyor. Böyle bir moda çıktı şimdi ha. Bak daha dün yaşadığımız bir şeyi anlatayım. Bir kardeşimiz, büyük Allah dostlarından birisinin Bişri Hafi Hazretleri var Bağdat'ta. Onun kabrini ziyarete gitmiş. Oradan bir video atmıştı. Ben de altına yazdım. Dedim ki kardeşim Allah-u Teala ziyaretini kabul eylesin. Rabbimiz bu güzel büyük insanın da şefaatine bizi nail etsin. Bunda ne var? Hemen arkadaşımız yazmış altına. Öyle şefaat mefaat yok diyor. Kendinizi kandırmayın diyor. Dedim kardeş sana şefaat yoksa olabilir. Biz kabul ediyoruz. Sen bilirsin yani. Paşa keyfin bilir. Şimdi koskoca bak her gün ayetel kürsü okuyoruz değil mi? Estağfirullah. Men zellezi yeşfe'u innehu illa biizni. Allah'ın katında Celle Celaluhu onun izni olmadan kim şefaat edebilir? Demek ki bak bunu şimdi bu çocuklara, gençlere soralım. Ne demek bu cümle? Allah-u Teala'nın izni olan kimseler şefaat edecek demek. Elbette ki şefaat böyle onların anladığı gibi affedersiniz bir beleşçilik, bir adam kayırma, bir efendim torpil mevzusu değil yani. Bu çok uzak mevzuyu adamlar. Ha, şimdi böyle bir uyarıdan bahsetmiyorum. Allah rızası için bir durumunda oluruz. Şimdi bu hadisi şerifte özellikle zikretmemiz gereken bir hadise var değil mi? Hazreti Ömer Efendimiz'le ilgili. Hazreti Ömer Efendimiz bir gün hutbe irad ederken hanım sahabiler, annelerimiz de mescitte bulunuyorlardı. Hazreti Ömer Efendimiz buyurmuş ki ben müminlerin halifesi olarak bana şikayetler geliyor. Erkekler evlenemediklerini söylüyorlar. Efendim ben diyor bir sınır getiriyorum kadınların mehirlerine. İşte diyelim 100 dinardan fazla artık mehir isteyemeyecek kadınlar. Ta böyle uzaklardan bir annemiz ayağa kalkıyor. Diyor ki ey Ömer, bak bir annemiz, bir kadıncağız. Ey Ömer, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de siz böyle kantar kantar, yani tonlarca altın vermiş olsanız da mehirlerinizden böyle ayrılacağınız zaman bir şey istemeyin buyuruyor. Onlara bırakın artık. Bak demek ki mehir olarak tonlarca altın verilebiliyormuş.
Peki diyor Allah-u Teala bu kadar serbest bırakıyor. Sen hangi sıfatla diyor buna sınır getiriyorsun? Kime diyor? Hazreti Ömer Efendimiz'e. Hazreti Ömer Efendimiz ne yapar? Adamın başını gövdesinden anında ayırır. Çok delikanlı, yiğit, baba yiğit bir insan. Ama Hazreti Ömer Efendimiz diyor ki sahabe efendilerimiz böyle duvara çarpmış gibi bir anda duruyor. Diyor ki bir kadınla Ömer'i doğruya getiren Allah'a hamdolsun. Bir kadın da olsa, kimden gelirse gelsin, 5 yaşında çocuk da olsa, 50 yaşında annemiz de olsa hakkı tavsiye var ya Asr suresinde, sabrı tavsiye var ya, bu bizim için birbirimize ayna olmamız bakımından son derece önemli kardeşlerim. Birbirimizi uyaracağız. Bu uyarıyı yaparken, bu dostluğun gereğini yerine getirirken öyle kırmadan, dökmeden, bağırıp çağırmadan, efendim küstürmeden, hani çok meşhur örnek oldu son dönemlerde, bir Cem Karaca vardı. Son vefatına yakın yine böyle bir namaz, abdest vesaire şeylere geldi. Allah rahmet eylesin, adam öldü gitti. Diyor ki benim camiden kovulmamla camiye dönüşüm arasında 50 yıl geçti diyor. Artık bir hocamız mı kızmış, hacı abimiz mi kızmış, vay efendim gürültü yapıyordunuz falan filan, kovmuş camiden. Ne kadar sürmüş gelmesi? 50 yıl, bir ömür gitmiş. Şimdi bunun hesabını ne hocamız verebilir, ne hacımız verebilir. O yüzden böyle uyarmak, efendim hepimizin görevi ama bunun bir usulü olacak. Bu nezaketle olacak, zerafetle olacak, karşıdaki insanı kırmadan, dökmeden olacak. Bununla ilgili de yine meşhur örnektir. Hazreti Hasan ve Hüseyin Efendilerimiz malum, abdest alırlarken bakıyorlar ki orada bir yaşlı bir amca var. Adamcağız işte sağ kolunu diyelim yıkamayı unutmuş. Şimdi Hazreti Hasan Efendimiz diyor ki ya Hüseyin diyor şimdi kolunu yıkamadı bu amcamız. Ama desek ki sen şahitlik yap, hakemlik yap. Biz hangimiz doğru abdest alıyoruz? Bir tanesi abdestini tam alıyor, bir tanesi de kolunu yıkamadan alıyor. O hacı abimiz de, hacı amcamız da, büyüğümüz de diyor ki evladım diyor siz ikiniz de doğru aldınız da ben yanlış aldım diyor. Yani burayı unutmuşum. İnsan olarak olabilir. Hatamız vardır, eksiğimiz vardır. Biz birbirimizi yansıtıyoruz kardeşlerim. O yüzden birbirimize böyle şikayetler, hakaretler, bunlar yerine birbirimize dua ederek, birbirimizin hayrını isteyerek ki günahsız ağızla biz kardeşimize dua etmiş oluyoruz. Şimdi ben günah işlemiş olabilirim. Ama benim kardeşime yapacağım dua onun için günahsız bir ağız olur. O yüzden Rabbimiz bize gıyabımızda dua eden dostlar nasip eylesin. Dünyada ahirette baki dostluklar elde edebilmeyi Rabbimiz bizlere nasip eylesin. Yüce Rabbimiz Gazze'de, Doğu Türkistan'da, Myanmar'da, dünyanın dört bir tarafında zulüm altında inleyen Müslüman kardeşlerimize yardım eylesin. Bu kardeşlerimizin maddi ve manevi kurtuluşlarına Mevlamız bizleri vesile eylesin. Mevlamız bizleri vatansız, bayraksız, camisiz, cemaatsiz, imamsız, müezzinsiz, minaresiz, ezansız bırakmasın. Yüce Rabbimiz bütün geçmişlerin makamlarını cennet ve âli eylesin. Bizlere de imanı kamil ve ameli salih üzere yaşayıp bu güzel hal üzere yüce